Evet, değerli katılımcılarımız iyi akşamlar. Ben Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Akkaya. Antalya Valimiz Sayın Ersin Yalıcı himayetinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Gökhan Karaca ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çağındır tarafından imzalanan Tarımda İşbirliği Protokolü çerçevesinde hazırlanan pandemi günlerinde tarım projesi kapsamında özgün formatta eğitim programımız profesöründen öğrenimine hepiniz hoş geldiniz. Dersimize başlamadan önce bu akşam dersimizin akışında bana yardımcı olacak gönüllü olarak çalışan ekip arkadaşım Samira'yı tanımanızı istiyorum. Evet Samira, seni tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim Elifçim. Herkese merhabalar. Ben Samira Abbasova. Azerbaycan'dan katılıyorum. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi mezunuyum. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu eğitimlerde gönüllü olarak moderatör yardımcısı olarak çalışıyorum. Şimdiden herkese iyi dersler diliyorum. Teşekkür ederiz Samira. Evet değerli katılımcılarımız, bu akşam profesöründen öğrenelim eğitim programımızın 14. dersindeyiz. Konumuz da deniz patlıcanı avcılığı ve sorunları. Konumuzu bize Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Altan Gök anlatacak. Sözü hocamıza bırakmadan önce sizlere kısaca hocamızın özgeçmişini aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Altan Gök, 1967 yılında Çankırı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamamladı. 1984 yılında o zamanki adıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu'nu kazandı. 1988 yılında mezun oldu ve lisansüstü eğitimini su ürünleri avlama teknolojisi üzerine sürdürdü. 1988-1991 yılları arasında Karides Ağları'na yönelik çalışması ile yüksek lisansını, 1991-1995 yılları arasında ise yapay resifler üzerine doktorasını tamamladı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde 1995-1999 yılları arasında yardımcı doçent, 2000-2005 yılları arasında doçent ve 2006 yılından itibaren profesör kadrosunda görev aldı. Çalışma konuları arasında balıkçılık yönetiminde yapay resif kullanımı, küçük ölçekli balıkçılık, trol ağlarının ıslahı, su altı araştırma yöntemleri ve son olarak deniz patlıcanı popülasyonunun mevcut durumuna yönelik çalışmaları sayabiliriz. Yürüttüğü, araştırmacı olduğu, danışmanı olduğu pek çok TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer ulusal kaynaklı araştırma projeleri mevcuttur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış pek çok makalesi ve sözlü bildirisi bulunmaktadır. Evet, hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar hocam. Bu akşam da sizinleyiz ve konumuz gerçekten önemli ve güzel yine. Evet. Deniz patlıcanı için denizlerin akciğeri diyorlardı hocam. Bu akşam bakalım doğru mudur? Bunu da hep birlikte arkadaşlarımızla göreceğiz. Evet, hep beraber göreceğiz. Evet hocam, ben artık sözü size bırakmak istiyorum. Sunum yaparak başlayabiliriz hocam. Ben önce bir Evet, ekranı paylaşabiliriz. paylaşayım. Evet. Tam ekran yapayım. Tam ekran olarak görünüyor mu? Evet hocam, şu an görünüyor. Tamam, o zaman. Herkese merhaba diyerek başlamak istiyorum sunumuma. Yine bir yaz akşamı, pazar akşamı hem de birlikteyiz. Katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldikleri için. Bu akşamki konumuz çok daha güncel ve gerek yazılı gerek görsel ulusal basında çok yer aldı son 2-3 yıldır. Bu konuyu irdeleyeceğiz. Sunumum içeriğinde yarısı hemen hemen sunum süremin yarısı deniz patlıcanı hakkında bilgiler, ekosistemdeki önemi, tıpta kullanımı, Türkiye dünyadaki durumu, avcılık yöntemleri, yasal düzenlemeler ve karşılaşılan sorunlar alacak. Yarısında bizim 2019'da tamamladığımız bir TÜBİTAK projesini sunacağım ki bu yukarıda bahsettiğimiz bir takım sorunların çözüm önerileri ve cevaplarını bulmaya çalıştığımız bir projeydi. Bu projeyi de sizlerle çalışacağım.
bunu baştan sona anlatacağım. Böylece bir araştırma projesini de nasıl yürüttük sizlere kısaca göstermiş olacağım. Şimdi önce isimlendirmeden başlayalım. Bu soldaki değişik deniz patlıcanı türleri. Şimdi aslında bu türün normalde adı deniz sıyarı. Yıllardır deniz sıyarı diye geçiyordu. Ve Türkiye'de ve Akdeniz'in genelinde genelde tüketilmiyor. Sadece avcılıkta paraketa dediğimiz çok iğneli olta avcılığında yem olarak kullanılıyordu. Başka da bir tüketimi söz konusu değil. Hala günümüzde paraketalarda yem olarak kullanımı devam ediyordu. Fakat bu sonradan Türkiye'de bu avlanmaya, ihraç edilmeye, işte etrafta konuşulmaya, işte devlet katında konuşulmaya başlayınca bunun adını deniz patlıcanı diye duymaya başladık. Hatta ben de sunumda öyle yazdım ama gerçekte bunun adı deniz sıyarı olarak balıkçılara sorarsanız bunun adı deniz sıyarıdır. İngilizcesi sea cucumber olarak geçer. Uzak doğudaki bu deniz patlıcanının en çok tüketildiği yani gıda olarak tüketildiği uzak doğudaysa beçtemer olarak isimlendiriliyor. Bunun da Türkçe'ye çevirdiğimizde deniz küreği anlamına geliyor. Aslında bu da canlının tam Temin Elif'in de dediği gibi canlının denizde ne işe yaradığını tanımlayan bir şey. Denizin küreği yani tarımda kullandığımız bel küreği gibi bir şey anlayabiliriz buradan. Şimdi gelelim bu canlıyı tanıyalım. Bu canlılar derisi dikenliler şubesinde hayvanlar aleminin. Derisi dikenliler şubesinde bunlar deniz kestaneleriyle, deniz yıldızlarıyla akrabalar. Deniz patlıcanlarının dünyada yaklaşık 1500 türü var. Bizim Akdeniz'de 37 tür var. Tüm Akdeniz'de 37 türü var. Yaşam alanları çok geniş. Bu da çok adapte yeteneğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kutuplarda yaşayan türleri var. Çok soğuk suda. Bizim gibi ılıman ortamda yaşayanları var. Ekvator gibi tropik bölgelerde çok sıcak sularda yaşayan türleri var. Bundan aynı zamanda çok sığ, işte biz çalışmada gördük 50 santim, 1 metre derinde de buluyoruz bunları. Çok derin sularda da bulunan türleri var. Bizde 30-40 hatta Marmara'daki tür 60-70 metrelere kadar gidiyor. Bu aralıkta bayağı geniş bir derinlik aralığında yaşıyor. Gelgit sahalarında da yaşayabiliyor. Beslenmesi bizim için çok önemli. Deniz tabanına çökmüş her türlü organik maddeyle beslenir. Bu her türlü organik maddeyi çok az açarsak önce denizin içinde doğal olarak ölen canlılar, işte fitoplanktonlar, zooplanktonlar, diğer ölen canlıların parçaları deniz tabanına çöker, birikirler. Bunlar ve sonrasında da buna ilaveten maalesef bizim de attığımız denize organik, inorganik olmayan organik maddeler de deniz tabanına çöker. Ve bu canlı ağzıyla bu kumu alır, kumun içindeki bu organik maddeleri kendi bedenine alır, sindirir. Sonra da anüsünden kalan kumu, çamuru tekrar bırakır. Yani beslenme rejiminde böyle bir hareket görüyoruz. Üremesi de çok iyi bilmemiz gerekiyor ki bunun stoklarını korumak için. Ayrı eşeğli der, yani ayrı eşeğli der, dişi ayrı, erkek ayrı. Ama en önemli şey bunlar üreme döneminde aynı anda çevresel faktörlerin optimum olduğu, en iyi olduğu anda dişiler kendi bulunduğu yerde yumurtalarını suya bırakırlar. Erkekler spermlerini suya bırakırlar. Akıntılar ve dalgalarla su içinde bunların arasında buluşabilen buluşur, döllenir ve yeni bireyler ortaya çıkar. Burada şunu vurgulamak istiyorum. İşte onu avlama kısmına da geleceğiz. Eğer siz aşırı avladığınızda bunların ortamdaki yoğunlukları azalacağı için, örneğin şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin futbol sahasında normal şartlarda 1000 tane deniz patlıcanı var. Bunun 500 tanesi dişi, 500 tanesi erkek. Bunlar bir anda o üreme dönemi geldiğinde yumurtayı, sperm bıraktığında bunların buluşma şansı yüksek. Ama biz bu futbol sahasındakini aşırı avlarsak, 1000 tane değil 10 tane kalırsa, bunlar üreme dönemlerinde yine verdiklerinde sperm ve yumurtayı,
bunların deniz ortamında ikisinin bir araya gelip döllenme şansı düşüyor. İşte bu nedenle stop miktarını bilmemiz, yoğunluklarını bilmemiz çok önemli. Bu üreme bilgisi bize bunu gösteriyor. Şimdi işte günümüzdeki tartışmalara sebep olan çevrecileri, STK'ları harekete geçiren önemli olaylara değinmek istiyorum. Şimdi bu deniz patlıcanlarının ekosisteme ne tür katkısı var? Temin bu beslenme şeklinden bahsetmiştik. Bu deniz tabanındaki kumu çamuru alıp sindirip bırakınca ne oluyor? Bir defa karbonat içeriğini, o yapının karbonat içeriğini etkileyerek hem deniz suyu kalitesini arttırıyor hem de pH'i düzenliyor. Bu tabii sağlıklı bir deniz suyu için, denizel ortam için çok değerli iki tane katkı. Aynı zamanda bu beslenirken kumu yerden alıyor ve içindekini organiği alıp bırakıyor. Ne yapıyor? Deniz tabanını hareket ettiriyor. Yani biz sedimenti karıştırıyor. Bu sedimenti havalandırıyor demek. Yine tarımdan örnek vereyim. Bahçemizde domates, biber ekmeden önce ne yapıyoruz? Bel küreyle belliyoruz. Toprağı karıştırıyoruz, toprağı havalandırıyoruz. İşte bunların da yaptığı bu. Denizin kürekleri, beçtemer deniyor dedik Uzak Doğu'daki adı. Aynı bu. Böylece sediment karıştırılıyor ve sediment havalandırılıyor ve sağlıklı oksijenlendiriliyor ve sağlıklı bir sediment ortaya çıkıyor. Bunu ne kadar yapıyor derseniz, işte mercan resifli, Avustralyalı bir bilim insanları çalışmışlar. Mercan resiflerindeki bir patlıcan türünün 1000 metrekarelik bir alanda 4600 kilogram sedimenti karıştırdıklarını hesaplamışlar. Bizim sularımızda da var olan ve şu an avcılığı yapıp ihracatı yapılan Oleuteria tubulosa türü de deniz çayırları dediğimiz Posidonia-Oceanica'nın bulunduğu ortamlarda yayılım gösteriyor. Ve buradaki atıkların, bu Posidonia çayırlarının arasındaki atıkların %30'undan %100'üne kadar sindirildiği yine araştırmalarda tespit edilmiş. Böylece yani bu ne yapıyor? Organik maddeyi topluyor ve çeviriyor anlamında. Bunlar tabii müthiş bir ekosistemdeki dengeyi sağlayıcı müthiş katkılar. O nedenle bu canlı türünün çok değerli buluyoruz ekosistem açısından. Şimdi gelelim ekosistem açısından değerli olan bu canlı türleri insan açısından da çok değerli tabii ki. Özellikle de Çinliler tarafından geleneksel Çin tıbbında yüzlerce yıldır kullanılıyor. Nedir geleneksel Çin tıbbında işe yararlılığının yıllarca yaradığı için kullanılan ekrem ağrıları ve kireçlenmeyi hafifletici etkisi olduğu biliniyor. Sindirim ve idrar sistemlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ve afrodizyak etkisi olduğu kabul ediliyor. Ama bu afrodizyak etkisinin şeyini kanıtlayan çok fazla bir bilimsel çalışma yok. Tabii bu geleneksel Çin tıbbında kullanıldığı gibi artık son 20-30 yıldır modern tıpta da araştırma konusu oluyor deniz patlıcanları. Yapılan araştırmalar zengin protein içeriği olduğunu buluyor. Ve bunun üzerine yapılan araştırmalarda antitümör özelliği, antiviral özelliği, antimikrobiyal özelliği bulunuyor. Pıhtılaşmayı önleyici bileşimler izole ediliyor deniz patlıcanlarından. Ve bu bizde yok, bu Cucumaria frondosa tipi Pasifik türü yumurtalarının çok yüksek seviyede antibakteriyel aktivite gösterdikleri tespit ediliyor. Yani Çin geleneksel tıbbında yüzlerce yıldır kullanılmasının yanında artık son 20-30 yıldır modern tıpta, ilaç sanayinde bu canlılar kullanılmaya başlandı. Tabii bu hani insan sağlığı açısından güzel sonuçlar ama canlı açısından deniz patlıcanlarının daha fazla hedeflendiği, daha çok talep gelecek, daha çok avlanacak. Burada da sırf tüketim, insan tüketim değil, farmakoloji yani ilaç firmalarından da
bu türün talebi önümüzdeki yıllarda daha da artacağı benzemekte bu ilaç yapımında kullanılacağı için. Tıbbi olarak da böyle bir faydaları var diyelim. Şimdi bakalım dünyada bir üretimine bakalım. Dedik 1500'den fazla tür var ama bunlardan sadece 60 tanesi şu an her yıl değişebilir, üretiliyor. Yani ekonomik olarak avcılığı yapılıyor, ticareti yapılıyor. Dünyada 40'tan fazla ülke bu işe girmiş durumda. Yani avlıyor, işliyor, satıyor. Ama ana pazar Asya, Çin, Vietnam, Japonya, Tayvan gibi ülkeler. Ama Çin açık ara önde. Dünya genelindeki üretimin 100 bin ton civarında olduğu bildirildi. Fakat tabii bu verilerde, FAO'nun verilerindeki enteresan konu, bu üretimin son 20-30 yılda 13 ila 16 kat artması. Yani ciddi bir artış var. Tabii ki burada ben size internetten, Ali Baba'dan sitesinden bir güncel fiyat buldum. Şimdi kurutulmuşların kilosu, yani işlenmiş dediğimiz kurutulmuşların kilosu bazen 300-500 dolara kadar kilosu çıkabiliyor. Buradaki küçük resimde belki görebilirsiniz. Şurada küçücük bir paket. İçinde kaç parça var? 30 parça olan, kurutulmuş 30 parça olan deniz patlıcanının fiyatı AliExpress'i şu an 60 dolara satılıyor. Yani çok büyük paralardan konuşuyoruz dünya çapında. O hayvanın başına bundan her şey bundan geliyor zaten. Şimdi dünyayı gördük. Şimdi bizim kendi kıyılarımıza gelelim artık. Türkiye'de 8 tane tür var. 8 tane türün en çok şu an en çok avlanılanı, yani %90-95'i şu yukarıda iki sırada gördüğünüz Holoturya poli ve Holoturya tubulosa türü. Bunu deniz patlıcanı avlayan kişiler, balıkçılar Holoturya poli'ye siyah diyorlar. Holoturya tubulosa'ya beyaz diyorlar. Burada sorunlara gelmedik ama burada sistematik türleri verdiğim için bir soruna değinmek istiyorum. Yaptığımız çok önemli bir hata var dünya açısından. Biz maalesef bu türleri kayıt altına alırken bu iki türü ayırt etmiyoruz. Deniz patlıcanı diye Tarım Bakanlığımızın ilçedeki arkadaşları av sahalarına gidiyor. Deniz patlıcanı diye bunu kaydediyorlar. Yani Holoturya poli şu kadar alındı, Holoturya tubulosa bu kadar alındı diye bir istatistik tutulmuyor. Balıkçılık ve Sürüleri Genel Müdürlüğü de tebliğlerinde ve genelgelerinde bu türleri ayırt etmiyor. Bunlara deniz patlıcanı diyor. Biz bu önerimizi yaptık. Bunların tür tür ayrılıp bilmemiz lazım. Bunların yönetimi, tür yönetimi, popülasyon stoklarını yönetiminde tür bazında bilmemiz lazım. Ve son olarak ihraç TÜİK verilerine baktığınızda ihraç türleri arasında maalesef türü Stichopus japonicus diye ne Türkiye'de ne Akdeniz'de bulunmayan bir tür olarak bakanlığımız kaydediyor. Ve TÜİK verilerine biz Akdeniz'de bulunmayan bir türü ihraç etmiş diyor, görünüyoruz. Bu da tabii ben bunu da gerekli mercide duyurdum. Bu da bizi aslında çok kötü bir duruma düşürüyor. Siz diyor Akdeniz'de olmayan bir türü nasıl ihraç ediyorsunuz gibi bir duruma düşüyoruz. Ama bunun sonradan öğreniyoruz ki arkasında başka sebepler var. İhracatı kolay oluyor gibi sebepler var. Daha fazla açmayayım. Şimdi bizim şurada bir kötü görünme olmuş. 2014 yılından 2020 yılının ilk 6 ay verisine kadar üretimlerimiz var. Yanında euro olarak değerleri var ve hangi şekilde ürün tipi var, işlenme şekli var. Gördüğünüz gibi 2014 yılında, bu arada Türkiye'de bunun avcılığı 2014'te başlamadı. Çok daha önceden başladı. Hatta ilk kayıtlar 1996'lara kadar gidiyor. Fakat o zamanlar Marmara'da avlanan tür çok fazla para etmemiş. 2 yıl 3 yıl sürmüş. Sonra durmuş bir ara, sonra tekrar başlamış 2000'li yıllarda. Ama gerçek doğru istatistik, TÜİK'in istatistikleri 2014'te başlıyor. Gördüğünüz gibi 2014'te sadece 28 ton üretilirken 2019 yılına gelindiğinde biz 1000 tonu
aşmışız. Ama 2000 yılının ilk 6 aylık verisinde 233 tona düşmüş gibi görürüz. Ama bu daha tam veri, yılın tam verisi şu an elimizde yok. Ama 2014'ten 2019'a 36 kat üretim miktarında ve değerinde de 63 kat bir artış var. Biz projeye başladığımızda 2018'de tane bazında alınıyordu. Tübüloza tanesi 1.75 2 liraydı. Sonra 2019 Mart'ta 5-6 liraya olduğunu duyduk tanesi satıldığını. Sonra Kasım ayında bu tane hesabını firmalar kilo hesabına, yaş kilo hesabına çevirdiler. 40-50 lira diye kilosu. Şu an 2021'de ne oldu? Şu an yasaktayız. Kaç paraya gitti tam olarak bilmiyorum ama bu civarlara yakın kilogram olarak alınıyor. Poli ise biraz daha ucuza gidiyor. O biraz daha küçük bir tür. Ama şunu söyleyebilirim. Ciddi günde 4-5 bin lira, yeri geliyor 10-16 bin lira kazanan tekneler vardı. Yani işte bu kadar kazanan para, bu kadar büyük miktarlar para girince üzerine olan av baskısı artıyor. Çünkü yurt Çin'den de çok büyük talep var. Pazar sıkıntınız yok. O nedenle avcılık baskısı çok artınca tabii ileride de göreceğiz yasa dışı işler de artmaya başladı. Şimdi dedik ki avcılığı nasıl yapılıyor? Yani şu an fotoğrafta gördüğünüz genel olarak dünyada uygulanan türler. Serbest dalış yani bunlar dediğim gibi sığ sularda bulunduğu için dünyada da çok büyük çok tür sığ suda bulunuyor. Maske, şnorkel, paletinizi alıyorsunuz. Elinizde bir file dalıp toplayabiliyorsunuz. Serbest dalış. Kendi nefesinizle. Veya tüplü dalışla dalıp toplayabiliyorsunuz. Ya da nargile sistemiyle topluyorsunuz. Şu an bizim ülkemizde sadece nargile sistemiyle dalınıp toplanmasına izin var. Başka hiçbir av aracıyla serbest dalışla da toplayabilirsiniz. Ama tüplü dalış pek kullanılmıyor. Troll, gırgır, algarna, uzatma gibi av araçları da izin verilmiyor. Sadece gündüz ve dalınarak yapılan avcılığa izin var Türkiye'de. Şuradan Şakran'dan bir fotoğraf. Burada bir dalış teknesinin tanıtmak istedik. Neye benziyor bir dalış teknesi? Gördüğünüz gibi bunlar 10 metre, 9 metre, kimisi 7 metre, 12 metrenin altında hepsi hemen hemen. Bir tekne. Şurada bir tane dalış kompresörü var. Bu hava basıyor. Şurada gördüğünüz gibi hortumlar var. Nargile sistemi hortumları. Son tebliğde bir dalış teknesine en fazla 5 dalgıca izin veriliyordu. Tabii 5 dalgıç aynı anda suya girmiyor. Nöbetleşe giriyorlar. Dip zamanı, dalış kuralları gereği dipte kalacakları süreler belli. İki dalgıç dalıyor, topluyor. Onlar çıkıyor, diğer iki dalgıç dalıyor. Öbürleri yüzeyde bekliyor. Ve genelde bir dalıcı günde iki dalış yaptığını söyledi bu tekneler bize. Buradaki gördüğünüz bidonlar direkt dalgıçlar bunu topladığında fileyle yukarı çekiliyor ve bu mavi bidonlara konuyor. Sabah toplanmaya başlıyor. Günü ardıktan sonra çıkıyorlar. Akşam üzeri gün batmadan dönüyorlar. Ve o zamana kadar biriktiriyorlar. Ve bu bidonlar da biriktirilip kıyıya getirilip şirketlere teslim ediliyor. Burada vurgulamak istediğim konu dalış ekipmanları çoğu teknede çok primitif. Ben aynı zamanda 30 yıllık dalıcıyım. Dalış eğitmeniyim. Buradaki kompresörler çok eski, hava filtreleri zamanında değişmiyor. Nargile sistemleri çok kötü. Hele hele en kötü olan dalgıçların büyük çoğunluğu eğitimsiz. Ve bu sene biz Turgut Reis'i ve Didim'i ziyaret ettik. Bu sene orada avcılık yapanları. Benim öğrencilerim, dalışta yetiştirdiğimiz öğrencilerden bazıları orada çalışıyorlar. Hocam dediler burada neredeyse her hafta bir kişi vurgun yiyor. Kimisi felç kalıyor, kimisi ölüyor. Çok az hayat sağlam çıkıyor. Yani aslında çok büyük bir trajedi de var bu sektörde şu an. Tabii bunlar çok fazla basına yansımıyor. Şimdi gelelim
Biz Türkiye'de bu deniz patlıcanı avcılığını nasıl yönetiyoruz? Bu yönetimi yine Balıkçılık ve Surların Genel Müdürlüğümüzde Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın düzenlediği, her 4 yılda bir yayınlayan, ticari balıkçılığı düzenleyen tebliğde deniz patlıcanını özel maddelerde tanımlanıyor. Burada ben önemli kısımlardan bilgi vermek istiyorum. Ege Denizi'nde Kuzey Ege ve Güney Ege ile tanımlanan bölge ve Mersin Körfezi'nde sadece serbest. Ege Denizi'ndeki Kuzey ve Güney Ege 4 yılda bir dönüştürülüyor. Geri kalan tüm Türkiye kıyılarında deniz patlıcanı avcılığı yasak. Karadeniz yasak. Marmara yasak. Ege Denizi'nin en kuzeyine yer alan Saros, Çanakkale bölgesi yasak. Antalya Körfezi yasak. İskenderun Körfezi yasak. Her zaman yasak. Sadece Ege'deki Kuzey Ege ve Güney Ege dönüşümlü. Nasıl dönüşümlü? Şurada belirttim. 2012 ile 2016 yılları arasında bu bir numaralı dediğim yer Kuzey Ege, 2 numaralı dediğim yer Güney Ege. Buralarda 4 yılda bir değişiyor. Yani o balıkçıların mera dediği, yani bu canlıların yaşam alanlarını 4 yıl avlıyorsunuz, 4 yıl bırakıyorsunuz kendisini toplasın. Yani mübadeleli avcılığa izin veriyorsunuz. Bu aslında uluslararası kabul görmüş. Tam doğru bir yönetim sistemi. Sadece kayıtlı tekneler avlanabiliyor. Hani ben teknem var, ben balıkçıyım, benim balıkçı kağıdım var, hadi gideyim deniz patlıcanı alayım diyemiyorsunuz. Ya da ben dalgıcım, dalış bir ehliyetim var diyemiyorsunuz. Kayıt yaptırmanız gerekiyor ve siz bulunduğunuz ilçe müdürlüklerine gidip teknenizi kayıt ettiriyorsunuz. Ve sadece dalarak avcılık yapılıyor ve 1 Haziran'la 1 Kasım arasında avcılık yasak. 1 Kasım'dan başlıyor, kışın devam ediyor. 1 Haziran'a kadar avlanabiliyorsunuz. Fakat bu sene orada da bir değişiklik yapıldı. Şurada yazdım. 1 Kasım 2020'de başladı avcılık. Normalde 1 Haziran'da kapanacaktı 2021'de. Yani şu anda pardon, şu anda Temmuz'a geldik. Fakat biliyorsunuz troll, gırgır, büyük ticari avcılıklar 1 Nisan'da yasağa giriyor. Bakanlık bu sene deniz patlıcanında onlarla beraber 1 Nisan'da yasakladı. Yani balıkçıdan 2 ay normale göre sezonu kısalttı. Bu sene daha kısa oldu. Bu da aslında bakanlığın stokların azaldığına yönelik sinyalleri aldığını ve buna karşılık bir önlem geliştirdiğini bize gösteriyor. Diğer bir önlem ise 2020'nin 2019'un sonunda ilan edildi, 2020'nin başında uygulandı. Kota sistemi getirildi bir anda deniz patlıcanı avcılığına. Burada ben direkt genelgeden önemli kısımları aldım. Bu sene yani kota 1 Ocak'ta 1 Ocak ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yani kota şekli uygulandı. 2500 ton suyu alınmış. Ağırlığa karşılık gelen miktara izin verildi. Yani kotamız bu Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında toplam 5 ayda 2500 tonu avlayacağız. Hedefimiz bu. Eğer Şubat'ın, Mart'ın sonunda 2500 tonu doldurursak avcılık o an bitecek. Kota sistemi böyledir. Verilen kotaya uymak gerekir. Burada yine dalma yöntemiyle yapılacağı bu dönemde. İşte hava karardıktan sonra avcılığın yasak olduğu. Şu 5. maddede yine koordinatlar, avcılığın yapılacağı koordinatlar. 1 Haziran'la 31 Ekim arasında yasağın olduğu. Bir teknede 5'ten fazla dalgıç olmayacağı buralarda indi. Burada kayıtlı 18 tane deniz patlıcanı işleyen firmaya bu kotalar eşit olarak bölündü. Her firmanın kendi kotası var. Bu kotayı doldurduğu anda artık denizden avcılığı kesiyor. Tabii bu kağıt üstünde teoride olan şey, pratikte böyle olmadığı söyleniyor. Ben bir bilim insanı olarak ve balıkçılık yönetiminde yıllardır çalışıyor olarak şu kota uygulama meselesine biraz değinmek istiyorum. Kota uygulama meselesi çok karmaşık bir iş dünyada.
Bunu yapabilen gerçekten bizim gibi değil, gerçekten hakkıyla balıkçılıkta kota uygulamasını yapabilen ülkeler çok sınırlı. Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, işte Amerika'nın bir kısmı. Ha, bu ülkeler bütün balık türleri, bütün canlılar için kota uygulamasını başarılı yapıyor demiyorum. Belli balık türlerinde bu kotaların başarılı yürütebiliyorlar. Şöyle değinebilirim. Şimdi siz kota ver, önce bizim örneğin patlıcanla ne var? 2500 ton. Ben şimdi soruyorum. 2500 ton kota nasıl belirlendi? Niye 2000 değil? Niye 5000 değil? Şimdi yurt dışında bu iyi başarılı örnekler ne yapıyor? Devletin kurumu üniversitelerle işbirliği yapıp hedef türü önce tüm denizleri kıyılarındaki stok miktarını belirliyorlar. Diyorlar ki evet bizde 1.000 ton bu canlıdan var. Stokları hesapladık. Bunun sürdürülebilir avcılığı için bu 1.000 tonun 400 tonunu örneğin 2021'de balıkçılarımıza avlatıyoruz. Evet arkadaşlar, 2021'in kotası 400 ton. Ve bu kotayı sıkı sıkı takip ediyorlar. Bu 400 ton 3 ayda da dolabilir, 6 ayda da dolabilir. 3 ayda dolduğu anda hemen kesiyorlar. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Bizde bu 2500 ton nasıl belirlendi sorusunu kimse bilimsel anlamda cevaplayamıyor şu ana kadar. Bakanlık buna nasıl karar verdi? Gibi. Yani temin saydığım gibi mübadeleli yer değiştirme, sadece bir av aracına izin verme, sadece gündüz avlanma, bunlar hani günlük konuşma değil, 10 numara kurallar. Bu tüm dünyada geçerli olanlar. Ama bu kota meselesi ve bu avcılığın, yasa dışı avcılığın birazdan değineceğiz, engellenememesi gibi olumsuzluklar da var. Yasal düzenlemeler böyle. Peki başlığımızda yer alan deniz patlıcan avcılığının sorunları dersek ne diyeceğiz? Sorunların başında, yani bu işi yasal yapan balıkçılarımız, lütfen onlar bir kenara koyuyorum. Onlar devletin koyduğu kurallara uygun bu işi yapıyorlar. Ama çok ciddi bir anlamda yasa dışı avcılık var. Bakın ben şu sağ tarafta değişik zamanlarda gazetelerde yer alan şeylere örnekler koydum. Çanakkale'de kaçak avlanan tonlarca deniz ürünü ele geçirildi. Bunlar bakanlığımızın kontrolü sırasında. Tekirdağ'da 1 ton kaçak deniz patlıcanı. Bakın ben temin sirkülere tebliğleri anlatırken ne demiştim? Saros Körfezi yasak demiştim. Çanakkale yasak, Boğaz demiştim. Bakın oralar yasak bölge bunlar. Sonra kamyonetle kaçak avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi. Gelibolu yine yasak. 100 kilogram deniz. Ya bunlar sadece birkaç küçük örnek arkadaşlar. Kaçak avcılığının en büyük tahribatlarından biri şuradaki fotoğraflarda yatıyor. Ha, bu da bizim Urla'da deniz polisinin Urla'da yakaladığı kaçak avcılık. Onu bana haber verdiler. Ben de hemen fotoğrafını çektim. Şimdi şu sol üstte gördüğünüz çok ilkel bir algarna. 2017'de bu yasa dışı avcılık geceleri dalış, tüplü dalışta yapılıyor. Aynı zamanda geceleri kaçak algarna çekerek. Bu bir metal çerçeve, bir ağ torbadan oluşuyor ve bir halatla teknenin arkasında çekiliyor. Bu deniz tabanını tarıyor. Arkadaşlar işte katliam burada başlıyor. Deniz tabanını algarnayla kütür kütür kazıyorlar. Ve içlerinden 3 tane, 5 tane, 10 tane, işte duruma göre 100 tane, saatlerce bunu deniz çayırları, hele hele denizin ormanları, deniz çayırları arasına bu algarna ile bir giriyorlar. Kütür kütür çekiyorlar. Deniz çayırlarını köklüyorlar. İnanın biz birazdan anlatacağım TÜBİTAK projesinde bazen bunların sürüttüğü yolları görüyoruz. Benim ağlamaklı olduğum, suyun altında ağlamaklı olduğum günler oldu. Şey, kolları kopmuş deniz yıldızları mı ararsınız? Mercanlar mı ararsınız? O köklenmiş deniz çayırları mı ararsınız? Parçalanmış süngerleri, polipleri mi ararsınız?
Ya biz diyoruz neler içiyoruz, böyle suyun altında hüngür hüngür ağlayışsınız geliyor arkadaşlar. Ve balıkçılarımız, yasa dışı çalışan balıkçılarımız da çok zeki insanlar. 2017'de bakın başladıklarında inşaat demirinden şu primitif Algarna'yı 2 yıl sonra bir tane yine deniz polisini yakaladı. Şu Algarna boyutuna ıslah ettiler. Yasa dışı Algarna'yı acayip şekilde geliştirdiler. Yani bir üniversitenin Ar-Ge'si gibi çalıştılar. Gördüğünüz gibi dibi kazıyan kısımlara 3 tane boru, 1 tane keskin metal koydular. Demirleri büyüttüler, halatları kalınlaştılar ki takılmasın. Ne varsa köklesin diye. Yani adamlar resmen Ar-Ge yaptılar. Bunlar sanayi sitelerinde yapılıyor. Çerçeveleri, ağları, balıklar kendi yapıyor. Ve geceleri teknenin arkasından bunu çekiyor. Ve bu yasa dışı avcılık, uzun süre anlattım ama çok önemli. Gökova Körfezi'nden başlıyor. Saros Körfezi'ne kadar her yerde hem Algarna hem geceleri tüple dalarak yapılıyor. Arkadaşlar bunu ne sahil güvenlik engelleyebilir, ne tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, ne de deniz polisi. Binlerce kilometre kıyı şeridini nasıl kontrol altına alırsınız gece? Yani bunu da düşünmek lazım. Hemen şey çok kolay. Aman sahil güvenlik işini yapmıyor. Aman o işini yapmıyor arkadaşlar. Ya bakın bana bu işi yapan bir genç telefonda anlattı. Gelmedi kendisi. Hocam dedi. Ben dedi bir Doblo arkadaşım var. Bir Doblosu var. Arkadaşım direksiyonda. Ben dalış ekipmanını giyinmişim. Bir tek paletlerim elinde. Doblonun arkasında oturuyorum diyor. Araba deniz kenarına yanaşıyor. Ben diyor suya atlayıveriyorum diyor. Bir saat dalıyorum tüpü bitiriyorum diyor. Doblo beni bekliyor. Hop ben Doblo'ya giriyorum diyor. Arkadaşlar bunu nasıl yakalarsınız? Koskoca sahilde. Kıyılarımızda. Yani bu kadar organize olmuş yerler, sistemler. Ha bunu belki satın alan firmalara baskı uygulayarak çözümlenebilir. Çünkü bu kaçak avlayan satamazsa avlamaz. Tabii şimdi bu yasa dışı avcılık bu kadar patlayınca ve bu size anlattığım gibi ekosisteme bu kadar faydası olunca yerel yönetimlerdeki bir takım halk, özellikle STK'lar, Çeşme'de, Didim'de, pek çok yerde halk böyle resmen ayaklandı yani. Yürüyüşler, mitingler yaptılar deniz patlıcanı avcılığına ayrı diye. Yani tabii bu haklı bir haykırış ama bir yandan da çok büyük bir ekonomik girdi sağlıyor bu Türk ekonomisine. Ama bunun işte tüm ister karada ya da ister denizde yapılan avcılıkta bir dengeye yani ekosistemin refahıyla insanın refahının dengede olacağı bir sistemi kurup orta yolu bulmamız gerekiyor. Yine çok büyük sorunlardan biri temin de bahsettim. Dalış kazaları ve bot kazaları. Şimdi dalış kazalarını dediğim gibi eğitimsiz arkadaşlar dalıyor. Dipte ne kadar kalacaklarını bilmiyor. Dalış tablolarını bilmiyor. Ondan sonra yukarıdaki kaptan zaten olayla alakası yok. Ondan sonra malzeme kötü. Buradan çok fazla dalış kazası oluyor. Bot kazası da siz duyuyorsunuz, gençsiniz, dalmayı biliyorsunuz biraz. Aa diyorsunuz bu kadar gecede 4 bin lira, 5 bin lira gece kaçak 2 saat 2 dalışla 4-5 bin lira kazanan var. Ben diyor bir tane bot alayım, Zodiac bot gideyim gece avlanayım. Tabii bunlar denizciliği bilmiyor, o hızlı botu Zodiac kullanmayı bilmiyor. Hava raporlarını iyi tahmin etmiyor, para hırsı gözlerini bürüyor. Ne oluyor? Bu arkadaşlar denizde bir fırtınada ölüyor. Hep bunların hepsi basına yansıdı. Bu da iki büyük problem. En büyük problemlerden biri bu tekneler av sezon zamanı yüzlerce binlerce tekne balıkçı barınaklarında yer bulmaya çalışıyor. Ben bunu Didim Makbuk'ten çektim. Bakın normalde oranın yerli tekneleri önde. Burada iki yelkenli var. Burada bir tane küçük motorlu tekne var. Yer yok. Ne yapmışlar? Bu yatın arkasına bağlanmışlar. Balıkçı barınağının ortasında. Hiç uygun bir şey değil. Sert havada bunlar birbirine girecek. İçerideki trafiği aksatacaklar. Bakın bu yanda da aynı. Bunu biz her dönem yaşıyoruz. Yani
teknelerin barınma sorunu müthiş. Tabii bu kadar sorun olunca arkadaşlar biz de dedik ki ya arkadaş bir TÜBİTAK proje sunalım. Sunduk, kabul edildi. Stokları araştıralım. Nedir bunun stokları? Metrekaredeki yoğunlukları. Biz de arkadaşlar bizim üniversitenin araştırma teknesi EGÜSÜF'le düştük yollara TÜBİTAK projesinde. Şimdi TÜBİTAK projesinde ne yaptık? 3 tane iş paketimiz var. Bir tanesi stok yoğunluğunu hesaplayacağız. Bir tanesini üremesini hesaplayacağız. Yani bu hayvanlar dedik ya 1 Haziran 1 Kasım yasak. Üreme dönemi bu dönem mi? Bu yasak doğru mu konmuş için üreme döngüsü? Bunu da Aynur Hoca ve ekibi yaptı. Stok yoğunluğunu benim liderimde bir arkadaş ekibi yaptı. Tolga hocamız da o da profesör oldu. Dekan yardımcımız unuttum o da doçent kalmış. O da ürün kalitesi yani bu kadar emek çekiliyor. Bu ürün kalitesi ihraç edilirken düşük paraya gidiyor bazen. Niye gidiyor? Bu ürünün kalitesi neler etkiliyor? Onu araştıran 3 iş paketi üzerinde çalışmamızı yürüttük. Stoğu nasıl belirliyoruz? Birim alandaki yoğunluk gibi bir şey. Ne yaptık biz bu birim alanda yoğunluk? Birim alanı tanımlamamız gerekiyordu önce. Kaç metrekarede çalışacağız? 100 metrekarede çalışmayı hesapladık. Şuradaki çizimde 100 metrelik bir halat atıyoruz. Başlangıç ve bitiş noktasını şamandırıyoruz. İpin iki tarafına dalıcı yüzüyor. Şuradaki videoyu da çalıştırayım. Bir dalıcı ipin sağ tarafı, biri sol tarafındaki 2 metrelik alanı tarıyor. Ve deniz patlıcanı bulduğunda elindeki yazı bloğuna türünü kaydediyor. Bulduğumuz derinliği kaydediyor. Kumda mı bulduk, kayada mı bulduk, deniz çayırında mı bulduk? Yani bulunduğu habitatı kaydediyor. Dalış sonunda da ne oluyor? 100 metre uzunluk, 2-2-4 metre genişlik, 400 metre karedeki hayvan sayısını tespit etmiş oluyoruz ve buradan metrekare hesabı yapıyoruz. Tabii bunu böyle bir kere yapmıyoruz. 2 yıl boyunca her mevsim gittik, 4 istasyonda çalıştık. Her 4 istasyonda da işte 0-10 metrede 6 tane, 10-20 metrede 3 tane bu 100'er metrelik halatları atarak yoğunluk tespit ettik. 20 metreden daha derinde dalış standartları açısından bizi zorlayacağı için algarna çektik. Tabii ki algarna çekme iznini aldık hem Tarım Bakanlığı'ndan ve zaten bizim bütün deniz çalışmalarımızda Tarım İlçe Müdürlüğü'nden, Tarım İl Müdürlüğü'nden hangisinden uygunsa bir personel arkadaşımız bizi gözetlemeye yani izlemeye bizim bütün seferlerimize katılıp hani bizim ne yaptığımızı söz verdiğim şeyleri yapıp yapmadığımızı kontrol etti. Bu sağ üstteki de arkadaşlar buralarda işte bizim o 100 metrelik halatlarımız var. Bizim kaptan ve kaptan ya ikinci kaptan küçük tekneyle bu belirlediğimiz istasyonlarda önce bu halatları seriyor. Sonra biz de dalgıçlar olarak gidip dalıp bu örneklemeyi yapıyoruz. Tabii örnekleme kolay değil. Demin videoda kumun üstünde kolayca gördünüz. Hadi bakalım buyurun burada deniz patlıcanı bulun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İnanır mısınız? Bu dalışlar yaklaşık 50 dakika, 1 saat sürüyor böyle deniz çayırları olan ortamda. Ellerimizi bunların içine sokuyoruz. Bunların yüksekliği 50-60 santim. Ellerimizle böyle avuçluya avuçluya o 2 metre genişliği. Santim santim, santim santim tüm bu 100 metreyi bitiriyoruz. Tabii yazımı güzel de Şubat örneklemeleri su 13 dereceyken pek güzel olmuyor. 6 dalış yapıyorsunuz. Bu elimizle karıştıra karıştıra hop elimizde hissettiğimiz anda hop bulduk diyoruz. Peki mesela burası nerede bu patlıcan? Bu patlıcanı burada şurada bir deniz patlıcanı göremiyorsunuz. Gözünüz tecrübeyle alışıyor. Ben size onu göstereyim. Bakın deniz patlıcanı burada. Tabii biz bu projede stok tespitine başlamadan önce ön çalışmalar yaptık. Dalış ekibine tanıttık hangi habitat, deniz çayırı, kum, kayada nasıl, bu canlılar nasıl duruyor, nasıl bulacağız. Orada kendimizi eğittikten sonra esas bilimsel stok çalışmasına başladık. Örneğin burada 2 tane video göstereceğim. Bakın şimdi burada bir tane deniz patlıcanı var. Nasıl bulacağız bunu? Ben bir yandan da GoPro ile çekim yapmaya çalıştım. Görüntü kalitesi çok iyi olmayabilir. Bakın. Bakın. Hop çıktı. Bakın bu dışkısı kumu nasıl karıştırıyor.
Biz dışkıları gördük mü? Aa diyoruz, teyakkuzu geçiyoruz. Tamam, burada hemen deniz patlıcanı var. Bakın. Gördünüz mü? İşi öğrendiniz mi? Patlıcanını bulmak kolay. Örneğin bu videoya geçeyim. Bakın önce ne dedim? Burada dışkılarını buluyoruz. Bu deniz sediment yani çamur almış atmış. Aa bunu bulunca hangi yöne doğru gidiyor? Takip ediyorsunuz. Suyu da fazla bulandırmıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Dışkıyı. Ondan sonra hop karşınıza deniz patlıcanı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o 100 metreyi böyle santim santim tarayarak buralarda türü örneklemeye çalışıyoruz. Sonra iş bitiyor mu? Bitmiyor. Dalıştan sonra hemen topladığımız canlıları kovalara, istasyon numaralarını kovalara koyuyoruz deniz suyuna. Ölmelerini istemiyoruz çünkü. Ondan sonra bunlar canlı olarak boyları ölçülüyor. Ağırlıkları ölçülüyor. Bunlar birkaç tekrarlı. Bunların boylarını, ağırlıklarını da ölçmek kolay değil. Kasılıyorlar. Vücutları küçülüyor, genişliyor, uzuyor. İçindeki suyu bırakıyorlar. Ağırlıkları değişiyor falan. Onun için geliştirilen uluslararası kabul görmüş bir iki bilimsel yöntem var. Onlarla biz bu ölçüm yöntemini yapıyoruz. İşimiz bittikten sonra da burada gördüğünüz gibi ben Tarım İlçe Müdürümüzden gelen arkadaşımızın gözetmeninde öldürmeden bunları ölçümler bittikten sonra denize geri bırakıyoruz. Şimdi dedik ki 20 metreden sonra dalmak pek pratik olmuyor. Hele hele 0-10'u dalmışız, 10-20'yi dalmışız, arkasına bir 20-30'u dalmak kolay değil. 20 metreden sonra algarna ağı kullanıyoruz örneklemek için. Bu yasa dışı yapılanların gibi değil. Bunlar yine uluslararası örnekleme yöntemleri arasında yer alan bir ağacı. Ondan yaptık iki tane yedekli. Onları standart olarak belirlediğimiz istasyonlarda çekiyoruz. Aldığımız alan başlangıç koordinatı var, bitiş koordinatı var. Burada yapıyoruz. Fakat bugüne kadar yani orada 2 yıl boyunca 4 mevsimde yaklaşık 100'e yakın algarna çekimi yaptık. Gerek Çandarlı Körfezi'nde gerek İzmir Körfezi'nde 20 metreyle şuraya geleceğim. 20 metre ile 70 metre arasında. Bakın torbaya açtık, döktük. Gördüğünüz gibi inanın doğru dürüst balık yok. Çamur her taraf. Ve maalesef biraz daha ilerlere alayım. Canlıdan çok bakın çöp çıkıyor. Deniz yıldızı çıkmış. Biraz suyla ne olduğunu görüyoruz. Poşetler var. Şişeler var. Bakın. Eski ağlar, eski misinalar var. Ve 30 dakikalık 2 metre genişliğindeki algarnayı çekiyorsunuz. Kasada 3-5 tane balık çıkıyor. Deniz patlıcanı bir kere çıktı. Stichopus regalis. Bu zaten 60 metrede bulunan bir tür. Şu an ekonomik olarak değil. Eskiden bir dönem Marmara'da avlandı ama yurt dışındaki pazarda pek kabul görmedi. O nedenle biz şu an Edremit Şakran Körfezi'nin Şakran'da yani Çandarlı Körfezi'nde ve İzmir Körfezi'nde 20 ila 70 metre arasında bir tane deniz patlıcanı bulamadık. Bu canlının oraları tercih etmediğinden değil. Özellikle 25, 30, 35, 40 metrelerde yaşayabilen bu hayvan kalmadığı için bulamadık. Çünkü oralarda deniz çayırı yok. Dümdüz çamur kum. Dalgıçlar bunları ağaçtan armut toplar gibi topluyorlar hızlıca. Kaçmaları zaten yüzmüyor. Sabit duruyor. Biz hiçbir bireye rastlamadık maalesef. Bir de işin diğer iş paketi vardı. Bu stok çalışmasıydı. Sonuçlarını birazdan göreceğim. Bir de üreme döngüsü çalışmamız vardı. Bu üreme döngüsü için bu deniz Urla'da deniz kıyısında daldık. Her ay 30 tane
Oloturya tuberculosa 30 tane Oloturya poli topladık her ay bir yıl boyunca. Bunları da Aynur Hoca'nın liderliğinde laboratuvarda üreme çalışmaları yapıldı. Biz hemen kıyıdan toplayıp bizim Urla İskele'de Ege Üniversitesi Surneri Fakültesi'nin araştırma merkezi var. Laboratuvarlarımız var orada. Gemimiz de orada duruyor. Dalış sistemlerimiz orada duruyor. Biz hemen laboratuvara bidonlarla taşıyoruz. Bidonlarla gelen hayvanlar hemen ağırlığı alınıyor. Burada Aysun Hoca hemen ağırlığı alıyor. İçindeki suyuyla beraber. Çünkü siz çıkarttığınız anda su fışkırtmaya başlıyor. Yani sudan ve büzülmeye başlıyor. Sonra bu bir takım kimyasal olan suya bırakıyoruz. Burada rahatlıyor, genişliyor. Burada da boyunu ölçüyoruz. Sonra kesiliyor. Üreme organı, şurada gördüğünüz gonad, bu dişi üreme organları çıkarılıyor. Bunlar bağırsağın içindeki kumlar. Bağırsağının boyu 70 santim, 1 milimetreye kadar uzuyor. Yani hayvanın ağzı ve anüsü arasındaki çok uzun bir bağırsak var. Bu deniz tabanındaki kumu, çamuru topluyor. Bu bağırsağın içinden geçirirken organik maddeleri emiyor. Sonra anüsten kumu, temin su altında da gördüğünüz böyle kesecikler halinde dışkılıyor. Sonra bu yumurtalar alınıyor arkadaşlar. Böyle kasetlere koyuyor Aynur Hocalar bunları. Ondan sonra bir takım kimyasal işlemlerden geçirip boyayıp mikroskop altında işte yumurtaların olgunluğu, işte üreme dönemini belirleyen süreç bu kadar karmaşık ve uzun iş gerekiyor. Ha, bu kadar işin sonunda biz ne diyebiliyoruz biliyor musun? Şunu demek için. Ha, bu canlının üremesi Haziran'da başlıyor, Ağustos'ta bitiyor. İşte beyazın da öyle, siyahın, polinin biraz Mayıs ayında başlıyor, Temmuz'da bitiyor. Bunu diyebilmek için bu kadar aylar, yıllar, bu kadar ekip çalışıp bunu ortaya koyabiliyoruz. Ha, burada sonuç şunu söyleyeyim. Bakanlığımızın koyduğu 1 Haziran'la 1 Ekim tarihleri arasındaki avlama yasağı üreme döngüsüne denk geliyor. Tam tamına örtüşüyor. Sadece siyah balıkçının siyah dediği poli de Mayıs'ta da üreme başlıyor. Onun için belki poli için yasak 1 Mayıs'ta başlatılabilir. Yani bir ay geriye çekilebilir. Ama maalesef az önce dediğim gibi bizde türe göre bir yönetim sistemi yok. Deniz patlıcanı diyoruz. İster poli olsun, tübüloz olsun, santorini olsun, ne olursa olsun. Onun mutlaka değişmesi lazım. Şimdi gelelim bana herkesin telefonla, e-maille, herkesin sorduğu soruya cevap. Popülasyon stok çalışmasının sonucu ne oldu? Bakın arkadaşlar, burada daha önceden Hakkı Dereli arkadaşımızın Çanakkale'de, Mehmet Aydın hocamızın bizimle çalışma yürüttüğümüz yerlerde, Kazanelis hoca, bu Atina Üniversitesi'nden Yunanlı bir hoca, bizim hemen karşı kıyılarımızda yürüttüğü çalışmalarda bizim de çalıştığımız türlerin metrekaredeki yoğunluk bulduğu yoğunluklar. Bu çalışmalar Kazanelis hocanın 2008 bayağı önce, Hakkı Dereli 2013-2014, Aydın'ın çalışmaları 2014-2015. Yani bizim çalışmamız 2018'de, bizden 3 yıl önce, 4 yıl önce olan çalışmalar. Ve maalesef bizim şu sağdaki şeylere bakarsanız, sütuna, metrekaredeki yoğunluklar yukarıdaki gibi öyle 0.21'miş, 1.09'muş, şuradaki 1.52 gibi ya da Kazanelis hocanın 0.01 gibisi bile değil. Maalesef bizim bulgularımız İzmir, bu daha önceki yapılan çalışmalara göre İzmir körfezinde 16 ila 114 kat stokların azaldığını, avcılığın o dönem serbest olduğu Çanlarlı körfezinde ise azalmanın 1362 kata kadar olduğunu bize gösterdi. Evet, biz 2 yıl uğraştığımızda sadece işte stok olarak şu tabloyu ortaya koymak bile büyük vaktimizi aldı. Ama tabii bu tabloyu ortaya koyduk mu çok acı bir tablo olduğunu da görmüş olduk. Yani biz böyle gidersek stokları çökerteceğiz. Ve bu hayvanın size üremesini anlattım. Eğer bunlar çok seyrelirse başarılı bir üreme olamayacak. Ve stoklar öyle bir çökecek ki
geriye dönüşümü olmayacak. O nedenle durumun ne kadar ciddi boyuta geldiğini farkına varmamız lazım. Peki ah vah mı diyeceğiz? Hayır, çözüm önerileri üretiyoruz. Şimdi hep sürdürülebilirlik lafı son 20 yılda çok moda ya. İşte biz sürdürülebilir deniz patlıcanı avcılığı için ne yapmamız lazım? İşte bu ekolojik refah dediğimiz hayvanların stoğunu, av hedefimiz burada deniz patlıcanı, bu balık olabilir, A, B türü olabilir. Bunun stoğunu hep belli bir sağlıklı dengede tutarken terazinin öbür tarafında da insanların yani refah, yani buradan bir balıkçılar, dalgıçlar, bir insanların işle, firmalar, para kazanması, insan refahı. Bunu dengede tutmak gerekiyor. Bunun dengede tutmanın da temeli iyi yönetimden geçiyor. İyi kanunlardan, iyi genelgelerden geçiyor. Ve bunun iyi denetlenmesinden geçiyor. Bu sistemi kurarsak bizim o balıkçının çocuğu da torunu da bu işten para yemeye devam eder. Gelecek nesiller için sürdürülebilir gelişim. Her yerde bulabilirsiniz bu tabloyu. Deniz patlıcanının özeline inelim. 2007 yılında dünyada deniz patlıcanı üzerine çalışan uzman bilim adamları FAO Dünya Gıda Örgütü'nün liderliğinde bir teknik çalışma yürütmüşler. Çalışmanın adı da deniz patlıcanı balıkçılığının sürdürülebilir kullanım ve yönetimi. Ve bu kapkalın bir kitap. Ama sonunda ülkelere, deniz patlıcanı avcılığı yapılan ülkelere öneriler getirmişler. Yasal düzenleme ve uygulamaya yönelik öneriler. Bakın yasal düzenleme, kanun, yönerge falan bunlar iyi olabilir. Ama siz sahada bunu uygulamıyorsanız iş kötü. Bizim maalesef diğer konularda olduğumuz gibi bu deniz patlıcının avcılığında da aslında yasal düzenlememiz %100 olmuyor, %80 çok iyi. Ama bizim zayıf olduğumuz konu uygulama. Burada bakın yasal düzenleme, minimum yasal boy. Bizde minimum yasal boyu yok. Öyle bir yasak yok. Bu pratikte mümkün değil. Ben buna katılmıyorum mesela. Niye? Bizdeki türler stres altında, siz elle suyun altında tutsanız bile hemen büzüşüyor. Karaya çıkarttığınızda büzüşüyor. Uzun süre karada kalırsa gevşiyor. Yani bunun kontrolü mümkün değil. Yasal boy doğru bir şey değil. Uygulaması çok zor. İkinci önerileri av aracı sınırlaması. Var mı? Bizde kralı var. Ne diyoruz? Sadece dalış ve sadece gündüz. Balıkçılığın yasak olduğu kalıcı deniz rezerv alanları. Bizde zaten kıyılarımızın Marmara tamamen yasak. Akdeniz'in büyük çoğunluğu yasak. Karadeniz yasak. Kuzey, Saros tarafı yasak. Diğer yerlerde mübadeleli. Evet, bunu da gayet güzel yapıyoruz. Yer bazlı ve kişi bazlı avlanmak. Evet, ne diyoruz? Bizde hani yer bu yer sana ayrılmış değil de işte Kuzey Ege, Güney Ege diyoruz. Ve kayıt yaptıran teknelere avlanma hakkı veriyor. Evet, buna da uyuyoruz. Market zinciri sürecinde lisanslama, izleme ve raporlama. Ha işte burada biraz ne dedim? Tür doğru yazılmıyor. Türe göre av miktarı yazılmıyor. Ama gelen balık deniz patlıcanı olarak direkt tarım ilçedeki arkadaşlar tarafından direkt firmalar balıkçıdan alırken o anda limanda kaydediliyor, izleniyor ve raporlanıyor. Ama gelelim uygulamaya. Balıkçılıktan bağımsız stok çalışmaları yürütülmeli diyor. İşte biz TÜBİTAK projesinde bunu yapmaya çalıştık. Yani balıkçıdan bağımsız ne demek? Biz gidip bir balıkçı deniz patlıcanı avlayan bir balıkçı teknesiyle hadi siz de örnekleme yapalım, beraber çalışalım demedik. Biz tamamıyla kendi üniversite bilimsel araştırma gemimizle balıkçılıktan bağımsız kendimiz örnekleme modeli, dalışı, hammaya hepsini biz kendimiz yaptık. İlk defa yaptık. İnşallah bunun bizim gibi geniş kapsamlı, geniş örneklemeli çalışmalar yürütülür. Az önce verdiğim bizden önce yapılan Hakkı Dereli ve Mehmet Aydın yaptığı çalışmalar sadece bir kere örneklemenin sonuçları. Biz 2 yıl boyunca 4 mevsim, 2 körfez, 4 istasyon üzerinden yürüdük. Şu an Akdeniz'de yapılmış, Yunanistan'da da, İtalya'da da, İspanya'da da Akdeniz'de yapılmış en uzun süreli, en detaylı çalışma bizim çalışmamız. Balıkçılığa bağlı av miktar ve av gücü çalışmalı yürütülmeli. Bakın
Bu yok bizde. Sosyoekonomik çalışmalar yok bizde. Burada pardon gayder, paydaşlar ile eğitim ve iletişim sürekliliği şu an balıkçılarla, deniz patlıcanı avcılarıyla, bakanlıkla, üniversiteler işte hiç bir araya gelip böyle bir iletişim söz konusu değil. Eğitimler aracılığıyla işleme kalitesi geliştirilmeli. Evet, işlemede de sıkıntılar var. Sabah ilk avlanan deniz patlıcanları o bidonlarda ta akşama kadar bekliyor. Kalite kaybı oluyor. Torga Hoca iş paketinde bunu ortaya koydu gibi. Yani bizler yasal düzenlemelerde başarılıyız. Uygulamada sıkıntılarımız var deyip sözü bitiriyorum. Buranın umarım zamanlamam doğru olmuştur. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Gayet güzel oldu. Tüm sunumu elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Deniz patlıcanı aslında ne kadar önemli bir canlıymış hocam. Bugün kendisini daha yakından tanımış oldum. Tanımış oldunuz. Evet hocam, ben bundan sonra soru cevap şeklinde devam edecek ama o sorularımıza geçmeden önce benim de birkaç sorum var. Tabii ki. Hocam, deniz patlıcanını kültüre alıp yetiştirmek mümkün mü? Evet Elif, çok güzel soruları sormaya devam ediyorsun. Dün de olduğu gibi. Tabii ki Çin'de yaklaşık 20-30 yıldır Çin'de deniz patlıcanı üretimi yapılıyor. Türkiye'de de bilimsel ve deneysel küçük ölçekli deniz patlıcanı çalışmaları, yetiştiricilik çalışmaları başladı. Hatta bizden bir Tolga Hoca var yetiştiricilik bölümünde. O TÜBİTAK projesi yaptı. Diğer sanayi işbirliği projeleri yapılıyor. Belli bir başarıya şu ana kadar ulaştı. Ama hani böyle bir çipra levrek alabalık gibi hani üretilip pazarlıklara getirilip satılmış seviyede değiliz ülke olarak şu anda. Ama yetiştirici çalışmaları var. Çünkü Çin'de yıllardır başarılı yapılıp satılıyor. Bizde de yetiştiricilik sektöründe balığın yanında yakında bence önümüzdeki 5-10 yıl içinde deniz patlıcanı sanırım yerini alacak. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki deniz patlıcanının dünyanın geleceğinde durumu ne olacaktır hocam? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bence gelecekteki en büyük olay tıpta yaşanacak. Teknoloji ilerledikçe pek çok analiz yöntemleri gelişiyor. Nasıl şimdi bu COVID'de de mRNA aşısı klasik aşının yerini aldı. Burada da deniz patlıcanından pek çok protein ve çeşitli maddeler sentezlenip belirli hastalıklar üzerine etkisi araştırılıyor. Antitümör, antibakteriyel gibi antiviral. Bence bunlar ve yayınlara baktığınızda ben işte araştırma yaptığımda deniz patlıcanıyla ilgili yayınların çoğunun artık tıp kökenli olduğunu görmeye başladım. Eskiden biyoloji, ekoloji kökenliydi. Şimdi tıp kökenli yayınların sayısı çok fazla. Yani dünyada deniz patlıcanı gelecekte nerede olacak derseniz bence haplarımızda olacak gibi gözüküyor. İlaçlarımızda olacak gibi gözüküyor. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bir de hocam, bu Çin tıbbında kullanılıyor. Az önce bahsettiniz. Bu faydaları gerçek mi hocam? Yani gerçekse ülkemizde tüketilmesi için neler yapmamız gerekir? Vallahi şimdi sonuçta yüzlerce yıldır Çin'de geleneksel tıpta kullanıldığına göre mutlaka bir faydası var ki insanlar kullanıyor ve çok büyük rakamlara satılıyor bunlar. Hani sırf gıda olarak düşünmeyelim. Gıda olarak tüketiyorlar ama kurutulmuşu, ama direkt akvaryumlarda canlılarını tutuyorlar. Seçiyor musunuz? YouTube'da var. Şunu bana yap diyor musunuz? Çıkarıyor, gözünüzün önünde kesiyor. Çok hafif bir tavada böyle sebzelerle pişirip önünüze koyuveriyorlar. Ya da çiğ yiyorsunuz. Ben çiğ yedim, denedim. Yenecek gibi değil. Yani sakızdan beter. Çiğine yutamadım yani. Ama çok güzel böyle deniz suyu, iyot ve çok enteresan bir tadı var. Pişirilebilir belki. Ama hani bizim ülke halkımıza pek uygun değil diyeyim. Sonuçta biz şimdi Aynur Hoca haftaya anlatacak. Hani bir tek deniz kabukları mesela doğru düz tüketmiyoruz. Midye
Mesela midye bir tek kullanılıyor. İstiridye var. İstiridye ondan çok daha güzel. Ben daldığımda topluyorum. Yiyoruz yani çiğ çiğ. Fransızlar gibi. Yani bizim toplumumuz balığı bile zor yiyor. Hani balığı bile çok yemeyen insan var. Nasıl bu deniz patlıcanını yediririz? O çok büyük problem. Gastronomi uzmanlarına büyük iş düşüyor. O nedenle bizde pek yakın gelecekte gıda olarak ben görmüyorum. Evet hocam, teşekkür ederiz. Damak tadımıza pek uygun değil anladığım Yok, pek kadarıyla. uygun değil. Teşekkür ederiz. Bir de hocam şu aklıma takıldı. Deniz patlıcanının adı bir sebze ama kendisi hayvanlar aleminden. Evet. Neden sebze ismi verilmiş? Yani hıyar, patlıcan gibi hocam. Bizimkiler tamamen şekilsel olarak onlara benzediği için patlıcana ya da salatalığa İngilizcesi de öyle yani salatalığa benzediği için koymuşlar. Deniz hıyarı demişler, deniz patlıcanı. Ama bence burada bize referans olması gereken Uzak Doğu Asya beçtemer yani denizin kürekleri aslında hani işte kumu alıyor, havalandırıyor, bırakıyor içine organik gibi. Bizimkiler sebzeden gelen yani görüntü olarak benziyor. Yoksa başka bir şey yok. Evet hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam da deniz patlıcanı bu denizleri temizliyor da aynı zamanda. Evet. Ben o yüzden yani denizden akciğerleri o temizlik yaptığı için öyle dendiğini duymuştum. Bu işi yapan başka canlılar var mı hocam? Bir de deniz patlıcanı ağır metalleri de temizleyebiliyor mu? Ya tabii eğer o sedimanın içinde varsa ağır metal o organik maddenin içinde tabii onları da vücuduna bir oranda mutlaka geçiyor. Tabii o zaman o patlıcanı tüketmek de çok doğru olmuyor. Tabii denizlerin akciğeri lafı da hani bir yere kadar doğru ne dedik? Toprağı havalandırıyor dedik. O anlamda hani ben senin sorunu hatırlarsan başta cevap vermedim. O benim slaytları görünce zaten herkesin kafasında şekillenir diye düşündüm. İşte toprağı havalandırıyor ve oksijenlendiriyor. O yüzden bir noktaya kadar doğru. Peki başka canlılar var mı hocam bu şekilde hem Tabii temiz yani hem havalandırıyor? örneğin temin bahsettiğim mesela midye, istiridye gibi canlılar, poliketler falan var. Suyu süzerek besleniyorlar. Yani bu deniz patlıcanı ne yapıyor? Deniz tabanındaki çamuru kuma alıyordu. Bu midye, istiridye, poliketler gibi de deniz suyunu süzüyor. O deniz suyundaki malzemeyi vücuduna alıyor. Ete dönüştürüyor. Suyu bırakıyor. Süngerler öyle. Suyu bir deliklerinden alıp süzüp diğer deliklerinden bırakıyorlar. Bu tür pek çok canlı var. Mesela burada sen değindin. Bu yine çift kabuklu. Pina deriz. Pina nobilis. Böyle süs eşyası yapılır. Bir neydi o? Sedef gibi. İçinde sedef gibi. Hatta tavla yapımında, ışık yapımında. Mesela onlar günde saatte 40 litre deniz suyunu süzerler. Saatte 40 litre. Tüm Ege'de ve Akdeniz'de var. Ama ne oldu? 2017'de ilk İspanya'da tespit edildi. Bir bakteri hastalığı geldi. Şu an hepsi öldü. Tüm Akdeniz'de bir tane bizim kıyılarımıza 2017 baharında geldi o hastalık. Şu an Cebelitarık'tan Süveyş'e Çanakkale Körfezi, Çanakkale Boğazı'na kadar bir tane canlı pina kalmadı. Bakın bunu kaybettik. Saatte 40 litre süzen. Demin örnek verdim. Kaç kilogram? 4200 kilogram çamuru topluyor, alıyor deniz. Bunları da kaybedersek bunları böyle alt alta koymak lazım. Sonra belki konuşacağız. İşte Marmara'da neden oluyoruz? Olay gündeme Evet. geliyor. Hocam tam ben de oraya geliyordum şu an. Şimdi hocam bu müsilaj oluşumuna gelecektim. Mesela bu tür canlıların popülasyonunun azalmasında etkisi var mı diye soracaktım. Dün de Hayriye Sambur isimli katılımcımız müsilaj hakkında bilgi verebilir misiniz? Nedenleri nelerdir diye sormuştu. Hocam biraz müsilaj hakkında hani bilgi verirseniz. Bahsedeyim.
Şimdi öncelikle tüm sizlere ve tüm dinleyicilere şunu söylemem lazım. Ben deniz kirliliği, deniz kimyası konusunda uzman biri değilim. Ama tabii bu bizi de, ben balıkçılık çalışıyorum, bizi de çok etkilediği için tabii bu konuda da okuyoruz, dinliyoruz. Şimdi bu müsilaj, önce şunu söyleyeyim. Bu müsilaj meselesi 2021'in konusu değil. Bu bilimsel camiada, su ürünleri fakülteleri, deniz bilimleri enstitüleri, bu camiada biz bunun 20 yıl öncesinden konuşmaya başladık. Ama bu yıl ilk defa deniz yüzeyinde herkesin görünebilir hale gelince hop olay tüm Türkiye gündemine oturdu. Bundan 5-6 yıl önce ben bir yapay projesi için Yolova tarafına gittim. Armutlu o tarafları dolaştım. Balıkçı kooperatifleriyle konuştum. Orada 5-6 yıl önce uzatma dediğimiz işte balıkçılar akşam ağlarını atıp sabah topluyorlar. Uzatma dönek avcılığı bu. Atıyoruz hocam dedi. Sabah bir kaldırıyoruz dedi. Üzeri dedi ağların canlı bir tane canlı yok. Üzeri dedi böyle sümüksü, o zaman müsilaj denmiyordu ona. Sümüksü bir yapıyla kaplı. Ne oluyor? Ağdan da temizlenmiyor hocam diyordu. Karaya alıyoruz, kurutuyoruz, silkiyoruz, tazyikli su sıkıyoruz. Ne oluyor? Adamın 10 posta, 20 posta uzatma ağı milyarlarca lira ödemiş, bazısı da kredi almış. Bir gecede kullanılmaz hale geliyor. Yani önce bunu netleştirelim. Bu konu 20 yıldır var. Bu konuyla çalışan bilim insanları 20 yıldır bu konuda yayınlar yapıyor, konferanslar yapıyor, bildiriler yapıyor. Bunu bir önce bir kenara koyalım. Şimdi neden oluyor? Şimdi denizin doğal halinde, doğal düşünürsek, yani burada yapay olan insanın doğaya verdiği olumsuzluklar olmadığını düşünürsek, Marmara'da örneğin konumuz. Normal halkanın birinci besin halkasında bitkisel tek hücreli canlı dediğimiz fitoplanktonlar var. İkinci halkada zooplanktonlar var. Bunlar da fitoplanktonu yiyerek besleniyor. Bunlar ikinci halka. Üçüncü halkada bu zooplanktonları yiyerek beslenen küçük pelajikler dediğimiz hamsi, istavrit, sardalya, çaça gibi canlılar var. Onun bir altında daha büyük balıklar, işte palamutlar, torikler, orkinozlar, kılıçlar var. Onların altında deniz memelileri, yunus, balinalar ve en tepede insan var. Besin halkasının en tepesinde. Şimdi normalde denizlere insanın etkisi olmasa ya da çok sınırlı seviyede kalsa bu fitoplanktonun miktarı, onu yiyen zooplanktonun miktarı, onu yiyen küçük bir miktar hep bir dengede. Ve bu canlılar öldüğünde, deniz tabanına çöktüğünde bunları çözecek deniz patlıcanı gibi, deniz yıldızları gibi ve bir takım sülfür bakterileri olsun diğer pek çok bakteri de bu ölen organik maddeyi dönüştürüp denizin normal, sağlıklı, oksijenli kalmasını sağlıyor ve döngü düzenli bir şekilde dönüyor. Burada detay var. İşte yağmurlar geliyor falan filan. O kısımları geçiyorum. Besleyici tuzlar, besleyiciler. Şimdi biz ne yaptık? Biz insanlar atıklarımızla gerek evsel atık, gerek sanayi atıklarımızla denizi kirletmeye başladık. Bu atıklardan da özellikle azot ve fosfat bu birincil üretimdeki fitoplanktonları üremesini dehşet derecede arttırıyor. Çünkü bunlar ne yapıyor? Bu fitoplanktonlar neyle besleniyor diye sorarsanız işte bu besleyici elementleri alıyor, azot, fosfor, potasyum gibi. Güneşi de güneş enerjisini alıyor. Böyle besleniyor. Fotosentezle besleniyor. Şimdi siz bir yandan bu besleyici tuzları özellikle kirlilikle gelen azot ve fosforu aşırı miktarda Marmara'ya dökersek. Marmara zaten kapalı bir deniz. Bir tarafta İstanbul Boğazı, bir tarafta Çanakkale. 3 tane 1000 metreden derin çukura sahip. Kapalı bir deniz. Su hareketi doğru dürüst yok.
Üstten Karadeniz suyu, alttan Ege suyu geçiyor. Böyle ortamda bu planktonlar aşırı patlıyor. Yani litrede diyelim, normalde litrede 100 tane varken atıyorum litrede 10 milyona çıkıyor. Aşırı miktarda çoğalıyor. Sonra bunların ömürleri de çok kısa. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ve kitleler halinde de hızla ölüyorlar. Miktarlar arttığı için deniz normal temin dediğim o çevrimi yapamıyor. Ve bunlar deniz tabanına da çöküyor. Oradaki bunları çözen hayvanlar da bunlara yetişemiyor. Sistem buna yetişemiyor. Ve işte oksijen seviyesi düşmeye başlıyor. Bu zincirlik halkasındaki fitoplanktonların ölüleri, vücutları birbirine yapışıp karbonhidrat sentezi, orada biraz işler karışık, birbirine yapışıp büyüyorlar ve o şimdi gözde görünen o müsilaj yapı, yapışkan yapıyı oluşturuyorlar. Bu, kimisi yüzeyde, kimi suyun içinde, kimisi dipte ve her yere dağılıyorlar. Ne dedim? 4-5 yıl önce balıklar ağlarında, yani dipte olmuyordu. Bundan kimse umurundaydı. Şimdi artık olay öyle bir seviyeye geldi ki yüzeyde adalar gördünüz. Böyle gördüklerimiz o limanı. Yani sonuca gelelim. Eğer biz, ha bugün müsilajı bakın. Bence yine şeyi kaçırıyoruz. Asıl fokuslanmamız gerekeni kaçırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün belediyeler, bakanlıklar ne yapıyor? Müsilajı temizliyoruz yüzeyden, emiyoruz. Çok büyük emek, çok büyük para. Ve bunda da başarılı gidiyoruz. Ama unuttuğumuz şu var. Kaynağı kesmedik. Yani Marmara'ya hala görüyor balından, hala akan, kirli kirli su akıtan borular akıtıyorlar. Şimdi benim bu kişisel görüşüm, eğer biz bunu kesmezsek Marmara'ya, bu müsilajı istediğimiz kadar yüzeyinden toplayalım. Sadece gözümüzden toplarız, gözümüz görmez. Ama sistemin içinde olay devam eder. Deniz dibinde olay devam eder. Bakın ODTÜ'lü hocaları iki genel müdürü ODTÜ Deniz Mühendisliği Hoca ne dedi? Biz de burada 3-4 yıldır ölçüm yapıyoruz. Çukurun dibinde eskiden oksijensiz bölge olmazdı. Son 3 yıldır verilerde Marmara Çukuru'nun dibinde, en doğudaki çukurda sabit oksijensiz bölge kaldı. Yani eskiden bir ay iki ay kalıp sonra oksijenleniyordu. Şimdi 12 ay oksijensiz bölge kaldı. Bu kolay olmuyor. Bu yıllarca süren kirliliğin bir sonucu. Yani benim söyleyeceğim, eğer biz bu kirleticilerin akmasını durduramazsak burada bu müsilajı kökten çözemeyiz. Buna çok basit bir örnek vererek buradaki görüşümü bitireyim. Biz Ege Üniversitesi, biz İzmir'deyiz. İzmir Körfezi bir dönem, bundan 20 yıl önce, Türkiye'nin en kirli körfeziydi. Ve kokardı yani, böyle altın yoldan geçerken burnumuzu tıkardık, midemiz bulanırdı yani. Sonra Büyük Kanal Projesi diye bir proje yapıldı. İzmir Körfezi'ne akan bütün atıklar, evsel ve sanayi atıkları, bu büyük kanal projesi toplandı. Çiğli'de bir arıtma tesisine yönlendirildi. Orada arıtıldı ve denize öyle boşaltıldı. Biz artık İzmir Körfezi'nde biz de atığı görüyoruz. Deniz iğnesi görüyoruz. Bunlar kirliliğe çok duyarlı deniz canlıları. Yani eğer İzmir o projeyi yapmasaydı, Marmara'dan önce biz şu an İzmir Körfezi'nde müsilajı konuşuyorduk zaten. Konuşuyor olacaktık. Aynı şeyin Marmara'da yapılması lazım. Tüm denizlerimizde yapılması lazım diyeyim. Çok uzatmayayım, burada keseyim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu konuda ben da teşekkür edeyim. Bizi bilgilendirdiğiniz için. Evet, soru cevap şeklinde artık devam ediyorum. Arkadaşlar, hatırlatmak istiyorum, yine soru cevap bölümümüzden sonra 5 soruluk quizimizi yapacağız. Lütfen kaçırmayın, bizi takip edin diyorum.
Evet hocam, Duran Güler. Evet. Hocam buradan devam edeyim ben. Şu an sanıyorum bilgisayarımda Bana bir ses sıkıntı oldu. gelmedi. Şu an beni duyabiliyor musunuz hocam? Sizi duyuyorum. Soru soran kişiyi Tamam. duyamadım. Duran Gül arkadaşımı sormuş hocam. Deniz patlıcanı besin değeri nelerdir? Kurusu nasıl değerlendiriliyor? Deniz patlıcanının besin değeri çok yüksek. Özellikle protein oranı çok yüksek. Ama mesela yağ oranı çok düşük. Çok, o anlamda çok sağlıklı. Kurutulmuş patlıcanı ben araştırdım. Uzak doğuda ılık suyun içinde konuyor kurumuş patlıcan. Ilık suyun içinde yumuşatılıyor. Ondan sonra kesiliyor ve yeniyor. Ya direkt öyle yeniyormuş ya da böyle bizim hani et sote yaparız ya. Onun gibi böyle değişik işte soya filizleri, baharatlar falan Vietnam mutfağında da benzerleri var. YouTube'da baya bir tarif var, görebilirsiniz. O tür bir sotesi yapılıp yeniyor ve direkt de yenebiliyor, çiğ olarak da yenebiliyor ama ben önermem. Ben çok denedim ama bir türlü beceremedim. Çiğnemek mümkün değil. Evet. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Durangül arkadaşımızın ikinci sorusu, deniz patlıcanı yetiştiriciliği yapılıyor mu? Evet, senin sorunun üzerine cevaplamıştım. Çin'de Evet. uzun yıllardır yapılıyor. Türkiye'de üniversiteler, bizim üniversitemizde bir Tolga hocamız var, o da deniyor. Yavaş yavaş başladı. Özel sektörde buna çok ilgi gösteriyor. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Yine devam ediyorum. Duran Gül arkadaşımızın üçüncü sorusu. Deniz patlıcanı gaytası analizi yapıldıysa organik gübrelemede değerlendirilebilir mi? Yok, ben çok mümkün görmüyorum. Şöyle, kumun o hayvan kumun içindeki bütün organik maddeyi kendi vücuduna aldığı için sadece kumu ve çamuru dışarı atıyor. Orada da pek zengin bir şey kalmıyor. Zaten bir de tuzlu olduğunu düşünürsek ortamın, bence biraz zor bu. Zor bir konu. Pek işe yarayacağını sanmıyorum. Evet hocam, teşekkür ederiz. Yine devam ediyorum. Seher Beştemir isimli katılımcımız sormuş. Kum midyesi ve pina nasıl hocam diye. Kum midyesi tapes decussatus latincesi. Bizde o da tüketilmiyor. İhraç edilen bir tür. Pina, yani şu an internete yazarlarsa pina diye zaten görsellere bakarlarsa hemen anlarlar. Böyle yukarısı yuvarlak, aşağı doğru sivri şekilde geliyor. Dibindeki o sivri 10 santim kumun içinde diğer V şeklinin o geniş kısmı kumun üstünde yaklaşık 30-40-50 santim gibi, hani kaba bir tabir olacak ama mezar taşı gibi görünüyor denizin altında. Ama aşağı doğru sivri, yukarı doğru V şeklinde gelip üstü oval oluyor. Suyu süzerek besleniyor. Dediğim gibi saatte 40 litre deniz suyunu. Tapes kum midyesi ise kumun içinde yaşıyor. Sifonu kumun dışında. Suyu süzerek besleniyor. Fransa'da, İtalya'da çok değerli bir deniz kabuklusu. İşte makarnaya konuyor, değişik şekillerde tüketiliyor. Hani Türkiye'de bilen çok az. Ayvalık'ta, Cunda Adası'nda ve İstanbul'da satılıp tüketildiğini biliyorum. İzmir'de bilenler tüketiyor. İtalya'da bir ara yanlış hatırlamıyorsam kilosu 20 euroya satılıyordu kum midyesinin. Pina bizde tüketilmiyor. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Duran Gül arkadaşımız sormuş hocam. Hocam, deniz tabanındaki çamurlar içerisinde neler vardır? Deniz patlıcanı avlanma büyüklüğü gibi standartlar var mı? Yani deniz çamurunun içinde neler yok ki? Bir ben yokum yani deniz çamurunun içinde. Bir deniz canlıları var. Tüp, wormlar, bu kurtlar, işte kabuklular, gömülüp yaşayanlar,
karides türlerinden bazıları, işte biriken organik malzeme, işte o ölen fitoplankton, zooplankton, ölü balık, onların organik parçaları. Ama bol miktarda da insan atığı deniz çamurunun içinde var. Bir sürü mineral var, mineral maddeler var içinde. Bununla ilintili bir soru daha sormuştum. Ne demiştiniz? Çamurda ne var? Bir de bir soru daha vardı. Evet hocam, şöyle sormuş. Çamurda sedimentlerin içinde ne var diye sormuş hocam. Bu anlattıklarım o kadar. Tamam, anlatmıyor yani. Kum, çamur, inorganik maddenin bir sürü organik madde var. Deniz canlıları var. O ölen fitoplankton, zooplanktonun çökeltileri var. Ölen deniz canlılarının çökeltileri var. Bir de bizim insanların attığı maddeler var. Kirletici maddeler var. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Cuma Mercan isimli arkadaşımız sormuş. İyi yayınlar. Deniz patlıcanının insan sağlığı açısından taşıdığı riskler söz konusu mudur? Ağır metal veya mikrobiyolojik kalıntılar açısından gıda olarak tüketilmesi halinde diye eklemiş hocam. Bahsettiğim Uzak Doğu'da tüketiliyor. Daha önce de konuştuk. Tabii yaşadığı ortam, o sedimanda ağır metal varsa onu da bünyesine alıyor. O zaman tüketmek tabii ki çok doğru değil. Ama sağlıklı deniz sulardan avlanıyorsa gıda olarak çok rahat tüketilebilir. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Tekrar hemen ben bakıyorum. Seher Beştemir isimli katılımcımız, kum midyesi Mordoğan manavda var, çok lezzetli. Çok güzel ve lezzetli diye eklemiş hocam. Ben de katılıyorum. Evet hocam, şimdilik sorularımız bu kadar. Ben artık sizi böyle bir 5 dakika dinlendirelim. Hem de biz quizimizi yapalım istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, quizimizi ben birazdan başlatıyorum. Hemen size tabii bu gruplarımıza ve chat kısmımızdan paylaşıyorum bizim grubumuzun linkini. Evet arkadaşlar, şu an gönderdim. Telegram'da test tarlası grubuna geçiyorsunuz arkadaşlar. Orada 5 soruluk testimizi az sonra başlatacağım. 5 dakika sürecek testimiz. Bugün hocamızın anlattığı konulardan oluşacak. Ve ben hemen ben de gidiyorum Telegram'a ve testimizi başlatıyorum. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum. Bu arada ben test sırasında konuşmayacağım, kafanız karışmasın diye. Evet, şu an gönder. Başarılar diliyorum.
Evet hocam, testimiz sonuçlandı. Biz isterseniz değerlendirelim sizinle beraber. İlk Olur. sorudan başlamak istiyorum. Türkiye'de deniz patlıcanı avcılığında hangi yöntem serbest ve yasaldır sorusuna %50 dalarak avcılık doğru cevap geldi. Bir %31 tüplü dalış ve avcılık biraz durumu karıştırmış hocam. Evet. Ben onu biraz şey diye yanıltarak diyeyim. Dalış dalarak avcılıkta aslında tüplü dalış da var ama tüplü dalış gece yapıldığı için bizde yasak. Genelde kaçak yapılıyor. O yüzden ben böyle biraz fikir çeli ilk defa bir fikir çelmesi yapayım dedim. Onda da karıştırmışsınız hocam. Onu da karıştırdım. Yani ben tabii bunları Türkiye özelinde ki durumları da anlattım. O çerçevede düşünmek lazım. Evet, Evet. hocam testimizi bitirmişiz. Evet. Tüm katılımcılarımı tebrik ediyorum. Ufak bir teknik sıkıntı yaşadık hocam. İkinci sorudan devam ediyorum. Sanırım birinci soruyu atladık bu arada. Samira, teşekkür ediyoruz. 2020-2024 yılları arasında deniz patlıcanı avcılığı hangi bölgede serbesttir diye sormuştuk. Evet. Doğru cevabımız Güney Ege Denizi olacaktı. Evet. %42 bir oranla katılımcılarımız doğru cevap vermiş hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, Evet, başarılı. üçüncü sorumuz deniz patlıcanı türlerinin denizsel ekosisteme katkıları nelerdir diye sormuştuk. Doğru cevabımız hepsi şıkkıydı. Tüm şıklar katkısıydı ve %90 doğru cevap O. vermişler. Tebrik ediyoruz. Tebrik ederim. Büyük başarı. Dördüncü sorumuz deniz patlıcanı avcılığında en büyük sorunlar nelerdir diye sormuştuk. Doğru cevabımız yine hepsi şıkkıydı ve %83 katılımcılarımız doğru cevap vermişler. Oldukça Hocam yüksek deniz oran. patlıcanını bayağı biz kavradık bu akşam. Teşekkür ediyoruz. Vay, ben anlatabildiysem ne mutlu bana. Çok güzel anlattınız hocam. Beşinci sorumuz deniz patlıcanları neyle beslenirlerdi? Doğru cevabımız deniz tabanına çökmüş her türlü organik maddeleriyle beslenirler ve %92 hocam doğru Oo, cevap tebrik oranı. ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen sonuçlara bakıyorum. Birincimiz Uğur Arslan olmuş. 5 soruya 1 dakika 3 saniyede doğru cevap verdik. Tebrik Tamamlamış ederiz. testimizi. İkincimiz Necdet Parlak. 5 soruya 1 dakika 31 saniyede doğru olarak cevap vermiş o da. Üçüncümüz 57.773 katılımcı ismiyle 5 soruya 1 dakika 54 saniyede cevap vermiş. Dördüncümüz Yasemin Kayan Solmaz. Beşincimiz de Halil Çelik olmuş. Tüm katılımcılarımızı da tebrik ediyoruz. Evet, kutluyorum. Evet, çok güzel bir oranla doğru Evet. cevap vermişsin hocam. Tabii hocam çok güzel anlattınız. Bunda sizin katkınız büyük. Biz artık deniz patlıcanı deyince ya da deniz sıyarı duyunca az çok böyle kafamızda şekillendi olay. Ne mutlu bana. Evet hocam, çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Katılanlara, dinleyenlere, sınava girenlere, hızlı cevap verenlere bu kadar. Herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Hocam şimdi ben bu dersle ilgili katılımcılarımızın duygu, düşünce ve yorumlarını bize aktarması için Samira arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Evet Samira, sendeyiz. Teşekkür ederim Melih'ciğim. Hocam çok teşekkür ederim değerli Ben bilgilerden teşekkür ederim. dolayı. Gerçekten deniz patlıcanı hakkında çok güzel bilgiler edindik. Biraz da bugün onlar adına üzüldük. Evet. İzninizle ben YouTube'dan gelen duygu ve düşünceleri size aktarayım. Tabii. Değerli müdürümüz İbrahim Irmak, değerli hocamıza selamlar olsun. İyi dersler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Saygılar. Duran Gül, Bilecik'ten derse katılıyorum. İyi dersler demiş. Uğur Arslan, hoş bulduk. İyi dersler, iyi yayınlar demiş. Yasemin Solmaz, iyi dersler. Celal Mert Arslan, teşekkürler demiş. Osmanlı Kola, iyi yayınlar dilerim. Mustafa Savut, selamlar demiş.
Halil Çelik, herkese merhabalar, iyi yayınlar demiş. Aylin Kayan, merhabalar diye yazmış. Ebru Oğuzhan, teşekkürler demiş. Celal Mert Arslan, gıda ötesinde tıbbi kullanıma bilimsel olarak da girecek olan deniz patlıcanı stoklarımız hakkında alarm verici uyarılar veren Sayın Profesör Doktor Altan Uluk ve arkadaşlarına teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Uğur Arslan, hocamızın emeğine sağlık. Yine süper bir ders oldu. Tekrardan teşekkürler. Temiz ortamlarda iyi dağılışlar dilerim demiş. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ederiz değerli katılımcılarımıza. Sınavda kazananları ben de tebrik ediyorum. Evet. Evet, duygu ve düşünceler gelmeye böyle güzel devam ediyor hocam. Şimdilik bendik bu kadar. Söz sendeyim. Teşekkür ediyoruz Sandra. Eline sağlık, emeğine sağlık. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben artık böyle hani yavaş yavaş dersimizi toparlamak istiyorum. Tamam. Hemen böyle katılımcılarımızda bir kontrol ediyorum. Soru atlamayalım istiyorum bu taraftan da hocam. Evet, sanırım her şey yolunda. Evet, Ne önce güzel. Samir arkadaşımıza, daha sonra da size söz vererek ben dersimizi tamamlamak istiyorum artık. Samir'e dersimizi bitirmeden önce sen ne söylemek istersin? Hocamıza yine tekrardan teşekkür ederim. Hem dün için hem bugün için bize güzel değerli bilgilerini paylaştı. Sualtı dünyası benim için çok merak konusuydu. Gerçekten bilgi edinmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Değerli müdürlerimize, İbrahim Irmak'a da çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Böyle hayırlı geceler diliyorum. Evet Samira, sanıyorum bize ufak bir tanıtım vardı. Hemen Evet, onu da tanıtım merak hemen ediyorum ve ben görmek size. İzninizle ben paylaşayım. Tamam. Teşekkür ederiz. Hemen paylaşıyorum. Evet, uzmanlarla baş başa eğitim programımız. 5 Temmuz Steva yetiştiriciliği konusuyla Doktor Ahu Çınar hocamız saat 12.30'da bizlerle beraber olacak. Antalya Tarım Online YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. 6 Temmuz Ekinezya yetiştiriciliği konusuyla Doçent Doktor Ünal Karık hocamız saat 12.30'da bizlerle beraber olacak. Uzmanlarla baş başa 7 Temmuz Defne yetiştiriciliği konusuyla Doçent Doktor Ünal Karık yine hocamız saat 12.30'da YouTube'dan Antalya Tarım ve Online kanalından canlı olarak bizlerle beraber olacak. 8 Temmuz karanfil yetiştiriciliği konusuyla ziraat mühendisi Ayşe Serpil Kaya Batem'den olan hocamız bizlerle saat 12.30'da canlı olarak beraber olacak. 9 Temmuz mürver yetiştiriciliği konusuyla Doçent Doktor Ünal Karak hocamız saat 12.30'da YouTube Antalya Tarım'dan canlı olarak bizlerle beraber olacak. Daha fazla eğitimlerimizden haberdar olmak için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını takip etmeyin diyorum. Takip edin ve bizleri YouTube'dan izliyorsanız like etmeyi unutmayın diyorum. Herkese iyi geceler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Samira. Biz de sana emeğine sağlık. Evet hocam, ben de çok teşekkür ederim. Bu iki gün gerçekten inanılmaz, aslında gerekli bilgiler aldık. Yeni bilgilerdi. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Her şey çok güzeldi hocam. Siz ne söylemek istersiniz? Ben öncelikle bu saate kadar böyle günlerdir uğraşıyorsunuz. Elif Hanım size, Samira Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İbrahim Müdürüm'e tabii çok büyük sevgi, saygı dileklerimi iletiyorum. Katılımcılara bu yaz sıcağı pazar günü akşamı katıldılar, sınava bile girdiler. Onlara verdikleri destek ve katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu iki günde benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Umarım hedefine ulaşmıştır, amacımıza ulaşmıştır. İnsanlara farklı bir pencerede birkaç bir şey, farklı bir şey
göstermişizdir diye düşünüyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum ve iyi geceler diliyorum. Evet, hocam tekrar teşekkürler. Evet arkadaşlar, Antalya Valimiz Sayın Ersin Yalıcı himayesinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Gökhan Karaca ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır tarafından imzalanan Tarımda İşbirliği Protokolü çerçevesinde hazırlanan pandemi günlerinde tarım projesi kapsamında özgün formatlı eğitim programımız profesöründen öğrenelimin 14. dersini tamamlamış bulunmaktayız. Bu hafta bizimle olan Profesör Doktor Altan Lök hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır'a, eğitim programlarımızın tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irmak'a, ekip arkadaşlarıma ve bizimle olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, profesöründen öğrenelim tüm hızıyla devam ediyor. Yepyeni konularla ve ülkemizin en iyi akademisyenleri, profesörleriyle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar ve güzel bir hafta diliyorum. Ben de iyi hafta diliyorum herkese.